Hürrem, gidiyoruz ama ya bizi kapıdan almazlarsa? Şu araba niye daha hızlı gitmiyor? Söyle arabacıya çabuk olsun. İyi bak İbrahim, şu zayıf olan kazanacak güreşi. Bir hayli çevik. Lakin karşısındaki de güçlü bir yiğit. Bence o kazanacak hünkârım. Göreceğiz. Pargalı düğünden sonra neye yerleşeceksiniz Hatice'mle birlikte? Münasip bir yer bakmaya başladım hünkârım. Lüzumu yok. At meydanındaki sarayı tahsis ettim sana. Orayı severim bilirsin, sarayda yakın. Şeref verdiniz hünkârım. Hediyenin ziyadesiyle mutlu etti beni. Bir an evvel git bak, içinde yapılmasını istediğin Hatice'm de görsün tabii. Değişiklik varsa yaptır onları. Sağ olun hünkârım. Bir an önce başlarız hazırlıklara. Hürrem Sultan, senin ne işin var burada? Nasıl geldin? İbrahim Paşa çağırdı beni. Haberi var. Bana öyle bir şey söylenmedi. Yalan mı söylüyorum ben? Estağfurullah. Ben bir sual edip geleyim. İbrahim Paşa'ya söyle. Her şey istediği gibi olacak. Gördün mü bak? Beden gücü değil, zeka ve kıvraklık kazandı. Hakkı haliniz varmış hünkârım. O zaman matrakçı da kazanır. İbrahim Paşa. Hürrem Hatun geldi. Siz çağırmışsınız. Her şey istediğiniz gibi olacakmış, öyle dedi. Mektep. Hünkârım, mühim bir havadis vermek istiyorum. Cariyelerden biri Ayşe Hatun cinayetine şahit olmuş. Katilin Hürrem Sultan olmadığını söylüyor. Kimmiş peki? Onu bulmamız mümkün olmadı. Lakin katil Hürrem Sultan değil, onu biliyoruz. Neden söylemedin bana? Hünkârım, hakikati bizzat kendim araştırmak istedim. Emin misin? Adım kadar eminim. Hürrem Sultan'ın saraya dönmesini sağla hemen. Zaten çağırdım hünkârım. Birazdan burada olur. Kimmiş o cariye? İşte Ruhsar Hatun. Lakin gizlidir, kimse bilmeyecek dedi İbrahim Paşa. Hürrem Hatun burada. Onu almaya gidiyorum. Size bir şey söylemem gerekiyor sultanım. Hürrem Hatun burada. Sümbül Ağa'yı getirmeye gitti. Ne diyorsun sen dahi? Benden izin almadan nasıl gelebilir? Nereden çıktı bu durup dururken? Mahidevran Sultanım, kusurlarım için af buyurun. Üstüm sizi, bir daha olmayacak. Gel otur şöyle. Döndün işte, buradasın. Mehmet'e de kavuştun. Niye gülmüyor yüzün? Elbet yüzüm gülecek. Ama şimdi değil. Sonra. Mahidevran da benim eteğimi öptüğü zaman. Midem çok ağrıyor. Cezasını versin onun. Bak döndü geldi. Sultanım, Nasıl eğildi ama önünüzde, eteğinizi öptü. Şu ilaçtan bir iki damla daha ver. Geçmedi sancım. Yüzünü görmeye tahammülüm yok. Sultanım, uzansanız biraz, dinlenseniz. Bugün Perşembe. Hünkârıma gideceğim. Hazırlanmam lazım. Sultanım, pek iyi değilsiniz. Ateşler içinde yansam da gideceğim. Mahidevran Sultan için sen böyle konuştukça korkudan kalbime kasvet oturuyor valla. Korkma Nigar Kalfa. Ben dersimi aldım. Hürrem başka bir Hürrem olacak artık. Çocukluk bitti. Madem dersimi aldım, madem çocukluk bitti diyorsun, iyice ezber et. Aynı hatalara düşme. Sağ ol. Hadi git sen. Hünkârım gelecek. Yanlışım var Hürrem Sultan. Bu gece Perşembe. Hünkârımız Mahidevran Sultan'ın yanında olacak. Hürrem Hatun allem etti, kallem etti, kendinin masum olduğuna aslanımı ikna edip döndü. Bu sefer onun dizginlerini sıkı tutmalıyız dahi. Bu haremde rakipsiz olmadığını iyice bellemeli. Aklınızda bir şey mi var sultanım? Var elbet. Lakin münasip bir cariye bulmak lazım önce. Sümbül ağa. Ne var Sadıka? İşim gücüm var. Ne? Ben gözde olmak istiyorum. Nigar Kalfa dedi, Sümbül ağa'ya söyle. O yardım eder. Tövbe tövbe. Sanki ben seçip gönderiyorum. Benim haddime mi düşer? Ben Müslüman oldum. Ay. Hemen altın verecek. Şşş. İndir onu, indir. Öyle 3-5 altınla olur mu mühim mesele? Ben aldıkça verir hepsini. Bana bak. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Ha? O rüşvet ne? Ya Rahmanu ya Rahim. Daha işin elif b'sini bilmiyorsun. Bir de kalkmış gözdeliğe göz dikiyorsun. Hiç uğraşamam seninle. Hadi. Sultanım, hükümdarımız odasında değil, çıktılar. Nereye gittiyse döner. İçeride beklerim. Hareme, Hürrem Sultan'ın dairesine gittiler sultanım. Gülnihal, sen mi geldin? Hoş geldin Hürrem. Sultanım, madem rahatsızsınız dairenize dönün, dinlenin lütfen. Hürrem Hatun nasıl döndü İbrahim? Nasıl? Masumiyeti tespit edildi, öyle döndü. Lakin endişelenmeyin. O artık kimseye zarar veremez. Emin değilim. Ondan tam kurtulmuşken geldi. Şimdi de hünkârımla birlikte. Hem de perşembe gecesi. Sultanım, istirham ederim. Malumunuzla ilgili konuşmayın. Zira beni alakadar etmiyor. Ben sadece sizin hayatınızı ve Şehzade Mustafa'nın istikbalini güvence altına almaya çalışıyorum. Korkularınız yersiz. Hürrem Hatun da anladı artık vazgeçilmez olmadığını. Hünkârım. Çok özledim seni. Hasret kaldım. Gönderdiğin mektup içime işledi. Beni bu kadar çok mu sevdin? Çok seviyorum. Yeni mi anladın? Sözlerin çok üzdü beni. Ben sana haksızlık yapmam. Canımın acısından ellerim yanıyordu. Ne yazdım bilmiyorum. Seni kaybettim sandım. Ama söz, bundan sonra yüzünü güldüren Hürrem olacağım. Kavga yok. Çocukluk yok. Büyüdüm. Sen neler söylüyorsun Hürrem? Bu kadar çok mu canın yandı senin? Süleiman. Sayende bir aile oldu benim. Ailemin huzurlu olması için canımı vermeye razıyım. Hadi kızlar, oyalanmayın. Her şeyi bir güzel yerleştirin. Hürrem Sultan, bir bak istersen. Eksik bir şey varsa gidip alsınlar eski saraydan. Gülnihal baksın. Nigar Kalfa, bir şey soracağım. Şimdi herkes biliyor mu ben masum? Sultanımız bizzat kendi duyurdu masumiyetinizi. Allah'tan Ruhsar Hatun görmüş hadiseyi. Yoksa şaibe nasıl kalkardı ortadan? Ruhsar Hatun kim? Cariyelerden biri. Cinayeti görmüş. Sen olmadığını söyledi. İbrahim, beni oyuna getirdin. Kandırdın beni. Senin haberin yok muydu? Kim yapmış? Katil kim? O belli değil. Bu haremde bir katil var. Ve biz bilmiyoruz. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Hürrem, gel ruhum. Bak sana ne göstereceğim. Bak. Çok güzel. Bu ne olacak? Burası elmaslarla bezeli. Burada zümrütlerin olduğu, en ortasında da bir tane yakut taşın olduğu bir lale. Bu ufaklardan gerdanı dizeceğim. Bir de küpesi olacak. Çok teşekkür ederim. Beni düşünmüşsün hünkârım. Ne zaman biter kariyerim? Ben sana daha güzellerini yaparım. Lakin bu Hatice'nin, yetiştirebilirsem düğününe takmak istiyorum. Hatice Sultan'ın güzel narin boynuna çok yakışacak.